Merhabalar, Semih Mutfağı'nda faydalı bilgiler serimizin bu bölümünde diş çürümesine sebep olan yiyecekler ve içecekler nelerdir? Ana başlığı altında derlediğim bilgileri sizlere aktarmaya başlıyorum. Dişlerin bakımını ve sağlıklı olmalarını sağlamak için yalnızca dişleri fırçalamak yeterli değildir. Yediğiniz besinlerin de dişlerinizle olan etkileri yadırganamayacak kadar fazladır. Çünkü birçok yiyecek ve içecek dişlerinize ciddi derecede zarar veren plaklara neden olurlar. Yediğiniz yiyecek kalıntıları zamanla dişlerde plak oluşmasına neden olurlar. Ayrıca dişlerde diş eti hastalığına ve diş çürümelerine yol açabilir. Özellikle şekerli atıştırmalıklar diş minesine saldırır ve asitleri serbest bırakarak zarar verir. Ayrıca ağrı, çiğneme problemleri ve diş absesi gibi bazı komplikasyonlara neden olurlar. Plak oluşumunu engellemek için günde en az 2 defa dişlerinizi fırçalamanız, diş ipi kullanmanız ve diş hekiminizi ziyaret etmenin yanı sıra bazı yiyeceklerden kaçınmanız gerekir. Unutmayınız ki diş sağlığı aynı zamanda mide ve bağırsak sağlığı demek. Çünkü dişlerin sağlıklı ise besinleri güzelce çiğner ve iyi sindirirsin. Ama herhangi bir sorun varsa iyi çiğnemeden midene gönderdiğin besinler çeşitli sindirim hastalıklarına yol açabilir. İşte dişlerin çürümesine neden olan başlıca yiyecek ve içecekler. Ekmek. Aşırı derecede ekmek tükettiğinizde tükürüğünüz nişastaları şekere ayırır. Tıpkı sakız gibi yapışkan bir maddeye dönüşen ekmek, diş arasındaki boşluk ve çatlaklara yerleşir. Karbonhidrat tüketimini tam buğday gibi daha az rafine edilmiş ekmeklerle giderin. Bu tür ekmeklerde şeker ilavesi daha azdır. Tükürükte bulunan amiloz enzimi karbonhidratları şekere çeviren enzimdir. Fakat şekeri zararlı kalan şey ağızdaki bakterilerin şekeri yemesi ve asit ortaya çıkarmasıdır. Eğer ağızda hiç plak yoksa şeker aside çevirecek ve diş çürüğü oluşturacak bir şey de yoktur. Yanlış bilinen bir kanı ise beyaz ekmeğin esmer ekmekten daha fazla çürütücü olduğudur. Fakat hayvanlar üzerinde yapılan denemeler böyle karbonhidratlı yiyeceklerin de diş çürüğü meydana getirme oranlarının aynı olduğunu göstermiştir. Asitli içecekler. Asitli içecekler plağın diş minesine saldırmak için daha fazla asit üretmesini ve dişlerin bu asitle kaplanmasına neden olurlar. Ağız içinde kuruluk oluşur ve tükürükte azalma olur. Fosforik ve sitrik asit içerir ve gazlı içeceklerin renkli olanları dişlerinizi renklendirebilir ve lekelenmesine neden olabilirler. Bu içeceklerin zararlı olmasının diğer nedenleri ise içeriğindeki şeker, tatlandırıcılar ve boya maddeleridir. Yapışkan şekerler. Şeker çürüklere neden olan gıdaların başında yer alıyor. Ancak jelibon tarzındaki yapışkan şekerler dişlerinizde daha fazla asidin birikmesine neden olurlar. Ayrıca çiğnediğiniz için dişlerinize daha iyi yapışır ve çürük riskini arttırırlar. Tatlı ihtiyacınızı bir küçük dilim bitter çikolata ile karşılamak daha doğru olacaktır. Özetle basit şekerin ağız florasını bozduğu ve çürüklerle iltihaplanmalara yol açtığı kesin olarak bilinmektedir. Narenciye, portakal, greyfurt ve limon gibi meyve suları oldukça lezzetli ve C vitamini deposu kaynağıdırlar. Ancak içeriğindeki asit mineyi aşındırarak dişleri çürüklere karşı savunmasız bırakabilirler. Bir başka deyişle pH'i 7'den düşük olan gıdalar dişlere zarar verir. pH'i 2,5 olduğu için meyve suları dişlere zararlıdır. pH'i 2 olduğu için limon dişlere zararlıdır. Turunçgillerin
faydalarından yararlanıp zararlarını en aza indirmek içinse portakal, mandalina, greyfurt, incir kibi, karpuz, kavun, üzüm gibi meyveleri yedikten sonra dişlerinizi fırçalayabilir ya da ağzınızı çalkalayabilirsiniz. Kuru meyveler karbonhidrat ihtiva eder. Kurutulmuş meyveler en sağlıklı atıştırmalıklar arasında yer alır. Ancak yapışkan olduklarından dolayı dişlere ve diş yarıklarına yapışırlar. Kurutulmuş meyveleri yedikten sonra dişlerinizi fırçalayıp diş ipi kullanarak çürümelerin önüne geçmek mümkündür. Alkollü içecekler. Alkollü içeceklerin dişlerine zarar vermesinin öncelikli nedeni ağzını kurutuyor olmaları. Diğer yandan şarap ve kokteyl gibi içecekler dişlerini boyayarak leke oluşumuna da neden olabiliyor. Dişlerinin yanı sıra karaciğerini de korumak için alkol tüketirken her bir kadehin yanında bir bardak su içmek doğru olandır. Çay, kahve. Çay ve kahve şekersiz tüketilmeli. Çay ve kahve tüketimi ağızda asit salgılayan bakterileri harekete geçirerek dişlerin çürümesine neden olur. Dişlerin sararması ve lekelenmesinin başlıca nedeni çok fazla çay ve kahve içmek. Fazla çayın demir eksikliği, fazla kahvenin çarpıntıya neden olduğunu hatırlayabilir. Bir de üzerine dişlerine yaptığını düşünürsen, bu içecekleri daha az tüketmek senin için daha kolay hale gelebilir. Turşu. Keskin ve kendine has lezzetiyle keyifle tükettiğimiz turşu, dişlerin çürümesine neden olabiliyor. Eğer dişlerine zarar verdiğini düşünüyorsan, ekşi, tuzlu ve asitli bu yiyeceği daha az miktarda tüketmende fayda var. Yedikten sonra ağzını çalkalamak da yine alabileceğin önlemlerden biri. Buz. Sıcak havalarda içeceklerle beraber bol bol tüketilen buz, özellikle ısırıldığında diş minesi üzerinde çatlak oluşumuna neden olabiliyor. Diş üzerinde oluşan çatlaklar bakteri oluşumunu arttırdığından dişlerin çürümesine de yol açabiliyor. Cips ve krakerler. Patates cipsi, bisküvi, kraker gibi yağda kızarmış karbonhidratlar dişlerin arasında birikerek bakteri oluşumuna davetiye çıkarıyor. Diğer yandan bu gıdalar doymamış yağ içerikleriyle kilo almana da neden oluyor. Sporcu içecekleri. Sağlıklı olup olmadıkları tartışıla dursun, içeriğinde şeker olanların dişlere zararlı olduğu kesin. Kullanıyorsan içeriğindeki şeker oranını incelemeni öneririz. Diş sağlığına zarar veren bu yiyeceklerin olumsuz etkisinden korunmanın yolu, kuru meyve, turunçgil, turşu gibi faydaları da olanlar hariç, tabii ki tüketimlerini sonlandırmak. Zararları en aza indirmek içinse bu yiyecekleri tükettikten sonra dişlerini fırçalayabilir, ağzını çalkalayabilir ya da sakız çiğneyerek tükürük salınımını arttırabilirsin. Sigara bağımlılığı. Sigara bağımlılığı diş eti çekilmelerine, diş eti enfeksiyonlarına, ağız kokusu, diş sararması ve ağız kanserine sebep olabilir. Evet, Semih Mutfağında Faydalı Bilgiler serimizin bu bölümünde diş çürümesine sebep olan yiyecekler ve içecekler nelerdir ana başlığı altında derlediğim bilgileri sizlere aktarmış bulunmaktayım. Umarım fayda sağlayacak bir video olmuştur. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız, esen kalınız.